Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte AOC markasının oldukça özel bir monitörüne yakından bakacağız. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi, güç, HDMI ve USB-C kablosu çıkıyor. Ürünün bu alt stand yapısı ayrıyeten çıkıyor. Arkasındaki dikey kısım ayrı çıkıyor. Sizler geliyorsunuz, bunu buraya takıyorsunuz ve daha sonrasında da monitöre montaj işlemini yapıyorsunuz. Oldukça kolay bir şekilde ürünü kurabilirsiniz. Arka tarafındaki dişleri denk getirdiğiniz an oraya sıkışıyor ve sağlam bir şekilde monitörümüz burada tutunmuş oluyor. Tasarıma devam edecek olursak, ürüne baktığımızda bir şey direkt olarak dikkatlerinizi çekmiş olabilir. Kamera, ürünün üst tarafına kameramız konumlandırılmış. Bu kamera sayesinde online görüşmelerimize, toplantılarımıza katılabiliyoruz. Kalitesi hakkında da biraz konuşalım. Bence ortalama düzeylerde işlerimizi görebilecek bir kaliteye sahip kendisi. Yani kötü bir performans yok. Bunu söylemiş olayım. Bizim notebooklarda gördüğümüz o kötü, çamur gibi görüntü değil de gayet net bir görüntü çekebiliyor webcam'imizin kendisi. Ve bazı kullanıcıların bu tarz ürünlerde güvenlik konusunda çekinceleri olabiliyor. Ben gördüm, MacBook'unu bantla yapıştıran mı dersiniz kamera tarafını? İşte kameranın üzerine ayrıyeten sticker'lar mı koyan dersiniz? Bu üründe böyle bir şeyle uğraşmanıza kesinlikle gerek yok. Çünkü ürünü direkt olarak kapatabildiğiniz bir mekanizması var. Burayı hareket ettirdiğinizde kameranın önünü kapatabiliyorsunuz ve kamera fiziksel bir şekilde kapandığı için sizlere izin vermediği sürece bir de sizi kayıt altına alamıyor. Bu bence güzel detaylardan biri. Benim hoşuma gitti. Ve bu kamerada şöyle bir detayımız da var. Biliyorsunuz Windows Hello diye bir özellik var. Windows'a giriş yaparken bu özelliği bizler kullanabiliyoruz. Destekli ürünlerle birlikte bu ürünün kamerası bu özelliği destekliyor. Yani bilgisayarınızı açtığınızda kamera sizleri tanıyor ve bilgisayara hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyor. Güzel yenilikçi özelliklerden bir tanesi. Webcam'dan sonra isterseniz tasarıma devam edelim. Ben burada standa değinmek istiyorum. Standımız tek bir yapıya sahip, genişlemesine, yani herhangi bir ayağa sahip değil. Sağlam bir şekilde monitör masaya oturabiliyor mu? Kesinlikle oturabiliyor. Çünkü burada bahsetmiş olduğumuz malzeme ağır bir malzeme ve ürünü bence gayet güzel bir şekilde tutabiliyor. Ve bu ürünü bağladığınız yapının en üst kısmında da bir şey görüyorsunuz. Bu ürünü farklı derecelerde farklı yapılara döndürebileceğinizi gösteriyor. Ürünü sağ, sol, yukarı, aşağı, dikey moda bile getirebiliyorsunuz. Ürünü istediğiniz ortamda bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde yaptığınızda mesela açıyı sizler ayarlayabiliyorsunuz. Sağ sola bu şekilde ayarlanabiliyor. Dediğim gibi direkt pivot modunda da kullanabiliyorsunuz. Yani ben standın oldukça kullanışlı ve mantıklı çalıştığını düşünüyorum. Sizlere hareket kısmından bahsettim ama ufak bir şey de atladığımı fark ettim. Alt kısmında bir delik görüyoruz. Bu delik bizlerin aslında kablolama tüneli olarak kullanabileceğimiz bir yer. Kablo kirliliğinden hoşlanmayanlar, düzenli bir ortam arayanlar için bu tünel oldukça yeterli. Gelen kablolarımızı buradan çıkartıp direkt olarak ürünlerimize gönderebiliyoruz. Ve kirli bir görüntü ortaya çıkmamış oluyor. Bazı monitör ayaklarında görmediğimiz bir şey. Sizden monitörü buradan sarkacak şekilde götürmeniz gerekiyor. Bu ürün üzerine konuşmak gerekirse buradaki boşluk sayesinde kabloları direkt olarak bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Standdan sonra isterseniz giriş çıkış portlarıyla devam edelim. Üründe 1 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.4, 1 adet USB-C 3.2, 4 adet de USB 3.2 Gen 1 portu ve kulaklık çıkışı bulunuyor. USB-C portunda beğendiğim bir şey var. Bu USB-C portu üzerinden sizler görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Yani diyelim bir MacBook'unuz var. MacBook'unuzdan direkt olarak ürüne görüntü aktarım yapabiliyorsunuz. Ve benim en beğendiğim yapılardan biri de şu. Hem görüntü aktarırken hem de ürününüzü şarj edebiliyorsunuz. Monitörde bu desteğimiz bulunuyor. 65 Watt'lık bir şarjı destekliyor monitörümüzün kendisi. Bu sayede ilk bir şekilde kablo kullanmadan hem görüntü aktarıp hem de ürününüzü şarj edebilirsiniz. Ben bu yapısıyla birlikte ürünü oldukça kullanışlı buldum. Özellikle ofis ortamlarında biliyorsunuz yazılımcılar ve genel olarak grafik tasarımcılar bir notebook'a sahiptir. Gelir bilgisayarın monitörünü takar ve kullanmaya başlar. Bu ürünün özelinde de kullanım yaparken USB-C üzerinden görüntüler aktarabilirsiniz. Portlarda genel olarak bu şekildeydi. Bence oldukça yeterli bir port sayısına sahibiz. Bu kadar fazla USB portuyla karşılaşmak da benim için bir farklı oldu. Direkt olarak buradan bağlantınızı yapıp da USB'leri kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz ekran özelliklerine daha yakından bakalım. Az önce sizlere bahsetmiştim. Ürün ekranı 27 inç büyüklüğünde, 2560'a 1440 çözünürlüğünde, ekranın içerisinde yer alan panelde yansıma engelleyici mat IPS bir panel. Bu tarz monitörlerde ben mat yapısını
fazlasıyla seviyorum. Kullanılan panel sayesinde de farklı açılardan ekranı görebilmek mümkün oluyor ve bu basmış olduğumuz monitör 75 Hz tazelim hızını destekliyor. Bu tazelim hızından ürünün oyuncu odaklı geliştirmediğini anlayabiliyoruz. Ekran çerçevelerine baktığımızda üç kenardan bir çerçeve yapı bizleri karşılıyor. Alt tarafta sadece bir çerçeveye yer verilmiş. Bence monitör bu haliyle gayet şık ve zarif duruyor. Ofis tarzı ortamlarda gerçekten şık göründüğünü söylemek istiyorum. 16.7 milyon renk gösterimi, 1000:1 kontrast oranı ve 300 nitlik parlaklık değeri de özelliklerimiz arasında. Hatta ufak bir ekleme de yapalım. Bu monitörde FreeSync desteği de bulunuyor. Hareketli görüntü tepki süresi de 1ms. Bu da yırtılma ve bulanıklaştırma gibi durumların etkisini azaltarak daha yumuşak görüntüler elde etmemize olanak sağlıyor. Ürün oyuncu odaklı değil demiştim. Ancak bu tarz özellikler oyun oynarken işinize yarayabiliyor. AOC'nin Flicker Free teknolojisi de üründe kullanıldığı için uzun süreli kullanımlarda da göz yorgunluğu azalıyor ve deneyimler daha iyi hale geliyor. Hatta ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Bu üründe düşük mavi ışık özelliği de bulunuyor. Bu da uzun süreli kullanımlarda göz sağlığı için önemli. Yeni nesil ürünlerde beklediğimiz özelliklerden bir tanesi kendisi. Şunu da rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben ürünün özelliklerine hitap ettiği kitle itibariyle gayet yeterli buldum. Peki bu kitle kim? Renk doğruluğuna önem veren ofis kullanıcıları ve günlük kullanıcılar. Özellikle üründe sRGB'nin %126, Adobe RGB'nin %94 seviyelerinin desteklenmesi, tasarımcı ve video kurgu işleriyle ilgilenenlerin monitörlerde en fazla aradığı özelliklerden. Bu özellikler bu ürünümüzde de bulunuyor. Genel bir değerlendirme de yapalım. Ürün özellikleri ekran tarafına genel olarak bu şekildeydi. Ben bu monitörün medya tüketimi yaparken kullanıcısına keyif verebileceğini düşünüyorum. Renkler, netlik, kontrast oranları gayet başarılı. Mat panel olması nedeniyle de görüntü bence hoş görünüyor. Ben yeniden belirtiyorum. Mat panelleri fazlasıyla seviyorum. Ve bu basmış olduğum deneyimleri de MacBook Air'imle çalışma ortamında bu ürüne bağlanarak yaşadım. Video kurgulama ve inceleme notu alma işlemleri de yaptım. Gayet memnun ediciydi. Zaten ofis tarzı kullanımları için hayli iyi bir üründen bizler burada bahsediyoruz. Evet, ürünün genel olarak özelliklerinden sizlere bahsetmiş oldum. Şimdi sıra geldi OCD tarafına yakından bakmaya. OCD önemli çünkü ürünün genel olarak kontrollerini bizler buradan yapıyoruz. OCD menüsüne girdiğimiz an şunu görüyoruz. Ürün Türkçe dil desteğini destekliyor. Bence güzel detaylardan biri. Ve bu yapı üzerinden parlaklık, kontrast, HDR renk ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ve ürün her ne kadar oyun odaklı geliştirilmemiş olsa da bir oyun modunu sizler OCD'de görebilirsiniz. FreeSync, hedef noktası, FPS sayıcı gibi seçenekler bu menü üzerinden kontrol edilebiliyor. Ben genel olarak ürünün OCD yapısından fazlasıyla memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Peki bu OCD'ye nasıl giriş yapıyoruz? Ürünün bana doğru olan tarafında bir buton var. Bu butona tıkladığınızda OCD açılıyor ve kontrolleriniz direkt olarak buradan sağ sol yukarı aşağı olacak şekilde yapabiliyorsunuz. Kontroller fazlasıyla kolay. OCD'den sonra hoparlörle devam edelim. Ürünümüzde hoparlör desteğimiz bulunuyor. Yani ek bir hoparlör gerek duymadan da monitörü kullanabilirsiniz. Üründe 2 adet 5 watt gücünde hoparlör bulunuyor. Hoparlörlerin ses yüksekliği bence bir monitöre göre gayet başarılı. Tizleri daha yoğun hissediyorsunuz. Tabii normal bir hoparlörle kıyaslamamak lazım. Bir monitör için bence gayet yeterli bir hoparlör ses performansına sahip. AOC'nin 27 inçlik bir monitörü. Sizler için de bir hoparlör testi gerçekleştirdik. İsterseniz buna yakından bakalım. Evet, bu video sizler birlikte AOC'nin 27 inç büyüklüğündeki monitörüne yakından bakmış olduk. Şunu söyleyebilirim kapanışta, ben üründen gayet memnun kalabildim. Farklı özellikleriyle de kendini ön plana çıkartabilmiş. Sizler bu monitör hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.